Başlayalım mı arkadaşlar? Tamam mıyız? Değerli basın mensupları, sözlerime Azez'de hain terör örgütünün saldırısında şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, milletimize ve kederli ailesine sabır dileyerek başlamak istiyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Maalesef bu bayramda bir başka terörde trafik terörü ocaklara ateş düşürmeye devam etti. Onlarca yurttaşımız bayram tatilinde trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Trafik kazalarında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Trafik polislerimiz ve polis teşkilatımız bayram boyunca görevlerinin başındaydı. Polislerimize de teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bayramın buruk geçmesine neden olan acı bir kayıp daha yaşadık. Denizli Milletvekilimiz Kazım Aslan'ı bayramın son günlerinde maalesef kaybettik. Hafta sonu toprağa verdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekilimize bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken kederli ailesine, sevenlerine, partililerimize, Denizlilere ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu hüzünlü haberlerin ardından bayram tatilinin sonunda milli takımımızın Fransa karşısında kazandığı zafere sevindik. Milli takımımızı Fransa milli takımı karşısındaki üstün oyunu ve haklı galibiyeti için kutluyoruz. Ancak Fransız milli marşı okunurken yapılan protestoları da yakışıksız bulduğumuzu buradan bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Yine bu arada milli takımımıza İzlanda Havalimanı'nda yapılan çirkin muameleyi kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bu olayı kınıyoruz. Milli takımımız bu tavra en güzel cevabı yarın akşam yeşil sahalarda verecektir. Değerli basın mensupları, uzun bir tatilin ardından hayatın ve Türkiye'nin sıcak, yakıcı gündemine geri döndük. Ekonomik sorunlarımız hızla büyüyor, derinleşiyor, acil çözümler gerekiyor. Mutfaktaki yangına artan işsizlik refakat ediyor. Milletimizin atanamayan öğretmen evlatları, borç altında ezilen gençleri hayatlarının daha baharında yaşamlarına kıyıyorlar. Bu ülkede 8,5 milyon işsiz var. Her 100 işsizden 24'ü üniversite mezunu, üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı da 1 milyonu geçiyor. Millet borcunu ödeyemez hale geldi. Esnaf, çiftçi, sanayici, memur, işçi, herkes perişan. Protesto edilen senet tutarı bu yılın ilk 4 ayında geçen seneye göre %57 artarak 7 milyar Türk lirasına ulaştı. Aynı dönemde karşılıksız çek tutarı da %84 artarak 12 milyar liraya geldi. İş adamlarımız, esnaflarımız, çiftçilerimiz faiz ve kur kıskacı altında sıkıştı. Tüketiciler, aileler gelecek umudunu kaybetmiş vaziyette ve güvende maalesef dipte. Ama bakıyoruz saray sosyetesi ve sarayın etrafındaki mutlu bir azınlık ihtişamlı yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Hiçbir bankacılık tecrübesi olmayan mütekaid siyasiler banka yönetim kurullarına atanıyorlar. Ardından Türk Hava Yolları'nda saray sosyetesinin genç bir üyesine, Türk Hava Yolları'nda çalışan saray sosyetesinin genç bir üyesine 40 ayrı şirkette yönetim kurulu üyeliği veriliyor. Son olarak da milli havacılık şirketimiz Türk Hava Yolları'nın saray sosyetesinin arpalığı haline geldiği de ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın eşi hem de bağımsız üye olarak Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu üyesi atanıyormuş. Artık nasıl bağımsızlıksa söylüyorum hep, koskoca ülke aile şirketi gibi yönetiliyor. 2014'ten bu yana ipler tek kişinin elinde. Ama ipleri tek başına elinde tutan bu kişi ekonominin dışarıdan veya içeriden gelebilecek ters rüzgarlara karşı dayanıklılığını arttıracak en ufak bir önlem almadı. Sıcak parayla ekonominin üstünü örterek bu işleri götürebileceklerini zannettiler. Ekonomi dış borçta şişirildi. Oysa o günlerde biz bu kadroları çok uyarmıştık. Bunlar da bizim yuvarlarımızı dinlemek yerine cari açık finanse edildiği sürece sorun yaşanmaz diyerek bildiklerini okumaya devam ettiler. Su akarken kovayı doldurmadılar, döviz rezervlerimizi güçlendirmediler. Yetmedi, bunun üstüne üstlük bir de ülkenin kurumsal yapısını tahrip ederek ülkemizi dış şoklara karşı iyice savunmasız hale getirdiler. Sarayın kibirlisi memlekette ve AK Parti içinde ehliyet sahibi başka kimse yokmuş gibi
damadını ekonominin direksiyonuna oturttu. Yönetimde liyakat bitti, saraya sadakat dönemi başladı. İşte tüm bu hataların bedelini şimdi milletimiz ödüyor. Ekonomik kırılganlıklarımız Türkiye'nin yumuşak karnı olarak algılanıyor. Bir bakıyorsunuz Oval Ofis'ten bir telefon geliyor. Papaz 24 saatte Beyaz Saray'a gönderiliyor. Bir NASA çalışanı hapiste, bir telefonla yine hapisten ev hapsine çıkarılıyor. Yetmiyor, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki çok kısa sürede de Amerika'ya geri gönderilecek. Ondan da Erdoğan'a bir de teşekkür yolluyor. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü yerlerde sürünüyor arkadaşlar. Türkiye'de kimin hapse gireceğine Beştepe'deki saray, kimin hapisten çıkacağına ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Beyaz Saray karar veriyor. Ülkeyi pahalılık, işsizlik ve yoksulluk batağına sürükleyen beceriksiz saray yönetimi sıkışmış gözüküyor. Şimdi kendi koltuklarının bekası için Türkiye'nin itibarını bozuk para gibi harcıyorlar. En son saray bayram rehavetindeyken Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili tarafından ülkemizdeki muhataplarına bir mektup yazılmış. Bu mektup sıradan bir mektup değil. Ama ülke bu mektubu Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın web sayfasından öğreniyor. Dil ve kullandığı üslup bakımından 1964'teki Johnson mektubuna benziyor. Bu mektupta Türkiye'ye ultimatum veriliyor. İktidar S-400 ile F-35 silah sistemleri arasında kesin tercihe zorlanıyor. Gelen mektubun ekinde Türkiye'yi F-35 programından çıkarmaya dönük adımlar takvime bağlanıyor. Ancak mektupta bundan daha dikkat çekici ifadeler de var. Örneğin takvime bağlanan adımlara ilave olarak Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Kongre'yi işaret ediyor. Türkiye'ye yönelik ekonomik ve askeri yaptırım uygulama konusunda Kongre'de parti ayrımı olmaksızın güçlü bir irade olduğuna dikkat çekiyor. Amerikan tarafı Kongre kartıyla konuyu kendileri açısından milli bir mesele olarak gördüğünü ima ediyor aslında. Şimdi eğer muhataplarınız size bu ciddiyette bir ultimatum verdiyse sizin yapmanız gereken tek bir şey vardır, o da aynı ciddiyette karşılık vermek. Ama ne yazık ki saray bugüne kadar dış politikayı bir devlet politikası olarak görmedi, bir milli politika olarak görmedi, görmemeye de devam ediyor. Meclise bilgi verme ihtiyacı dahi duymuyor. Bizden, ana muhalefet olarak bizden çekinmelerine gerek yok. Biz 1964'te Johnson mektubu yazıldığında yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de o dünyada yerini alır diyen İsmet Paşa'nın anlayışından geliyoruz. Ancak anlaşılan saray bu işi bir devlet meselesi olarak görmek yerine şahsi meselesi gibi görmeye devam ediyor. Ay sonunda, bu ayın sonunda Trump'la Japonya'da yapacağı görüşmede bu işleri çözeceğini düşünüyor. Bu görüşmeye kadar da mektupta cevap bekliyoruz denmesine rağmen herhangi bir cevap göndermeyi düşünmedikleri anlaşılıyor. Yani Savunma Bakanı meseleyi Savunma Bakanı'nın mektubuna cevap vererek değil, yukarıda Trump'la görüşerek, kapalı kapılar ardında görüşerek halletmeyi düşünüyorlar. Değerli basın mensupları, saray aslında milli olması gereken dış politikayı uzunca bir süredir iç politika malzemesi olarak kullanıyor. Gerçek ötesi popülist siyasetine meze yapıyor. Dış politika ve savunma konusunda meclisi de muhalefeti de sürekli bypass ediyor. Yeni rejimde devlet dış politika oluşturmakta da oldukça sıkıntılı. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünleri sanki o günlerden görmüş. İktidar başına gelecek, iş başına gelecek iktidarlara da şu öğüdü vermiş. Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir. Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde çözümlendi. Gelecekte de yalnız
Oradan kesin önlemler sağlanabilecektir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hadi Türkiye Büyük Millet Meclisi bilgilendirilmiyor. Umarız bu konular sarayın gizli kapılarının ardında tek bir adam tarafından kararlaştırılmıyordur. Devletin yetkili organlarında ve AK Parti'nin yetkili kuruluşlarında tartışılmıştır. Yine umarız bu tartışmalar sırasında damat bakan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu mektupta yer alan tehditlerinin olası ekonomik etkilerini ve buna karşı alınacak tedbirleri anlatmıştır ve şu anda da bu gerekli tahkimatlar yapılmaktadır. İktidarın bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirmesinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani milletin ortak aklına başvurmasında çok büyük yararlar olduğunu düşünüyoruz. Bir defa daha hatırlatalım. 1 Mart tezkeresinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin ulusal onurunu korumuş, bu iktidar kadrolarını Irak'taki savaşın işbirlikçisi konumuna düşmekten kurtarmıştı. Değerli basın mensupları, Türkiye çok ciddi iktisadi, siyasi ve askeri sorunlarla karşı karşıya. Ancak iktidar 6 ayı mahalli idare seçimleriyle yitirdi. Memleketin sorunlarına çözüm bulmak için milletten yetki isteyen Erdoğan bugün tüm işi gücü bırakmış görünüyor. Tamamen İstanbul Belediye Başkanlığı'nı gasp etmek için nasıl kumpas kurarım? Bunun hesabında. Atanmış bakanları birer piyon gibi sahaya sürüyor. Valiler, memurlar 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na kumpas kurmak için seferber olmuş vaziyetteler. Devletin işleri sahipsiz, kurumlar aşınıyor, devlet itibar kaybediyor. Erdoğan'ın daha önce 39 ilçede miting yapacağı söyleniyordu. Ancak bırakın miting yapmayı, artık Erdoğan'ın milletin içine bile çıkmayacağı anlaşılıyor. Çıkamayacağı anlaşılıyor. Bu arada mitili İstanbul'a atacağını söyleyen küçük ortağı da ortalarda görünmüyor. Anlaşılan ya İstanbul'a sereceği mitili ya da İstanbul'un yolunu kaybetmiş vaziyette. Değerli basın mensupları, İşi gücü bırakıp sahaya sürülen atama bakanlarından biri de sarayın damadı. Küresel ekonomi çok ciddi bir eşikte sallanıyor. Dünyada ticaret savaşları riski her geçen gün artıyor. Bu risk küresel ticareti ve büyümeyi tehdit ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin pozisyonunu belirlemek için küresel istişare ve koordinasyon mekanizmalarına en üst seviyede katılmasına ihtiyaç var. Ülkemizin içine sürüklendiği ekonomik krizi aşması için de ekonomik diplomasiye gerek var. Damat bakanın küresel aktörlerle temas halinde olması gerekiyor. Ancak küresel ekonomide bu meselelerin tartışılacağı G20 Maliye ve Ekonomi Bakanları toplantısına damat bakanın katılmayacağı söyleniyor. Çünkü saray iktidarı Karadeniz'de Ekrem İmamoğlu'nun meydanlarda gördüğü teveccühten ürkmüş. Trabzon'a hasar kontrolüne bütün bakanlarını gönderiyor. Buna damat bey de dahil. Ama olan biteni vicdan sahibi milletimiz gayet iyi izliyor. Milletimizin vicdan terazisi 23 Haziran'da bu milletten kopmuş saray iktidarına kendisine gelmesi için kuvvetli bir uyarı yapmaya hazırlanıyor. Milletimiz 6 Mayıs'ta sandık darbesiyle gasp edilen mazbatayı yeniden Ekrem İmamoğlu'na vermek için gün saymaya başladı bile. Bizim hakkın yerini bulacağına ve 23 Haziran'da her şeyin çok güzel olacağına inancımız tam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi kurum kimlikleriniz ve isimlerinizle beraber sorularınızı alabilirim. Soru yok herhalde arkadaşlar. Ha, var mı? Sayın İmamoğlu'nun bayram tatili geçirdiği süre içerisinde Süleyman Soylu'nun bir takım eleştirileri ve ithamları oldu. Uçağın özellikle özel uçağın Koç grubu tarafından tahsis edildiğini ifade etti. Ayrıca bu uçakla nereye götürüldüğünü sorusunu sordu. İkincisi
Geçenki toplantıda söylediniz gerçi ama biraz daha açarak ifade eder misiniz? Binali Yıldırım, Sayın Yıldırım'ın bu Kürdistan açılımı tırnak içinde Diyarbakır'da yaptığı, işte Kürdistan söylemi, PKK ifadesi, Kürtçe kurslar açabiliriz değerlendirmeleri siz nasıl biliyorsunuz? İsterseniz en son sorunuzdan bahsedeyim. En son sorunuzdan başlayayım. Bir kere şunu açıkça ifade edeyim, geçen defa da söyledim. Bu soruların muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bir, bu sorunun muhatabı Sayın Devlet Bahçeli. İki, yine o dönemde Türkiye'de Kürdistan diyen varsa çeksin Kürdistan'a gitsin diyen sarayın kibirli adamı. Dolayısıyla onlar ne cevap verecekler bu sorulara? Biz de merakla bekliyoruz. Şimdi gelelim bu Karadeniz seyahatinde yaşananlara. Bir kere birinci tespit şu. Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisinde muhteşem bir şekilde karşılandı. Tabii bu iktidar kanadında, işte saray kanadında çok ciddi bir telaş ve korku yarattı. Şimdi ve yine bir başka tespit biraz önce söylemiştim. Seçimlerde milleti, saray seçimlerde milleti kışkırtma, toplumsal huzuru bozma rolünü de öyle gözüküyor ki atama İçişleri Bakanı'na vermiş durumda. Uçağı kiralayan şirket bu uçağın kiralık olduğunu, kirasının ödendiğini, aynı şekilde helikopter ve uçakları iktidarın bakanlarına da, yine iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına da kiraladıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bu söylenenlerin hepsi mesnetsiz kaldı ama burada bir provokasyon, bir tahrik olduğu da açık. Yani seçmenlerin ve yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamakla, seçimin adaletini gözetmekle görevli olan Atama İçişleri Bakanı bizatihi çıkıyor, tahriklerde bulunuyor. Ona bunu hakaretler ediyor, ortamı zehirlemeye kalkıyor. Şimdi ben buradan şunu hatırlıyorum. Bu bakanın daha önce başka bir partideyken AK Partililere sarf ettiği sözleri hatırlıyorum. Yine ne diyeyim burada? Diyeceğim şey şu, üslubu beyan, bunu çok kullanıyorum ama üslubu beyan aynıyla insan. Yine bu olan bitene baktığım zaman insan ister istemez Napolyon'un bir dönem Fransa İçişleri Bakanı Fouché için söylediği sözleri hatırlıyor. Fouché için diyor ki Napolyon, yaşamımın boyunca tanıdığım en kusursuz dönek. Şimdi Atama Bakanı'nın gerçek dışı iddialarından ve provokasyonlarından daha tehlikeli olan bakan konuştukça birileri de bundan görev çıkarıyor. Ve ülkemizin huzurunu açıktan özellikle sosyal medyada tehdit etmeye başlıyorlar. Eline silah alıp sosyal medyaya çıkıyor, milleti taciz ediyorlar. Şimdi bu bakanın bunlar hakkında işlem yapması lazım. Ama onlarla meşgul değil. O tahrik alanında kendini görevli görüyor. Şimdi açık söyleyeyim. Yani hiç mi akıl, izan, vicdan yok? 31 Mart'tan önce sarayın millete illet, zillet, terörist diyen dili Ankara'da Sayın Genel Başkanımıza dönük bir linç girişimine dönüştü. Bu lince girişen inek hırsızları na çok ciddi taviz verildi. Partiden ihraç edilecekleri söylendi. Soruyoruz partiden ihraç edildiler mi diye ama çıt yok. Buradan tekrar soruyorum. Genel başkanımıza linç girişiminde bulunan kitlenin içinde yer alan o inek hırsızı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ihraç edildi mi? Edilmemedi. Gerçekten çok ciddi bir kurumsal ve ahlaki tahribat içindeyiz. Evet. Başka soru yok herhalde. Çok teşekkür ediyorum.